Hocam bugün yapmaya çalıştığı nedir efendim? Yani mezunluk, yani münafık ve kafirlerin yanmasını istemiyorlar ya. FETÖ mu? Evet. FETÖ kökten tertipli bir İslam düşmanı teşkilat ya. İngiliz'in emrinde kurulmuş, İslam'ı sulandırmaya çalışan, İslam'ın ana kaidelerini bozmaya çalışan bir terör örgütüdür. Yani FETÖ üzerinde konuşacak bir şey yok. Gözüyle namaz kılmak, fıkhın neresinde görülmüş? Gözüyle namaz kılmak, fıkhın neresinde görülmüş? Deve gibi adam, çivi gibi adam, 18 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında adam, asker, tuttuğunu koparan bir adam, gözüyle namaz kılacaksın. Niye? Darbe yapmak için belli noktalara gelmek lazım geliyor, kendini deşifre etmeyecek. Tam bir yeraltı hareketi yani, tam bir komite hareketi. İslam'la bir alakası yok. Yani bugün değil, dün, başından 40 senedir söylüyoruz bunu. FETÖ'nün İslam'la, Risale-i Nur'la bir alakası yok. İslami potansiyeli söndürmeye çalışan bir harekettir. Türkiye'de İslami heyecan ne zaman meydana geldiyse FETÖ hareketi onu durdurmuştur. Ellerinde basın vardı, televizyon vardı, imkanlar vardı. Bir başörtüsü hadisesini söndürdüler. İzmir'de güzel bir kıyam başlamıştı başörtüsü hadisesinde. Müslüman gençler bir vücut meydana getirmişlerdi. İşte başörtüsü teferruattır, Kur'an'da yeri yoktur deyince olduğu gibi söndü. Yani ayeti farz olan tesettür ayetini tevil ediyor. Şey yapıyor, söndürüyor İslam'ın potansiyelini, söndürüyor. Yani FETÖ hareketini kalem dışı tutmak lazım geliyor. Tam bir irtidat hareketidir. Tam İslam'ı sulandırmak için kurulmuş bir İngiliz ajanlık teşkilatıdır. İngiliz ajanlığıdır yani o Amerika mı Amerika surete görünen. Amerika aynen şeye benziyor. Kuvvetli bir file benziyor yani. Şimdilik kuvvetli bir fil, üstüne binmiş İngiliz, onu istediği tarafa zonklaştırıp duruyor, tepeledip duruyor. Asıl onları dürten İngiliz'dir. İslam düşmanı İngiliz'dir yani. FETÖ hadisesi bir İngiliz kumpasıdır. Kemalizm kurdu. 1923-2023 100 senedir devam ediyor. 80 senesi, 90 senesi çok aktif olarak, AK Parti kurulana kadar çok aktif olarak eziyordu. Baktı ki artık Kemalizmle Anadolu insanını idare edemiyor. Çatlak patlak başladı. Kemalizmin pislikleri ortaya döküldü. İnsanlar eskisi gibi böyle sürüler halinde saf derinlik yapamıyorlar. Bazı televizyonlar, vasıtalar meydana geldi. Nerede ne var anlamaya başladılar. Yeni bir şey çıkarttı. Yani Kızıl Kemalizmin yeşilini çıkarttı. FETÖ yeşil Kemalizmdir. Halifelikle bu sefer ezecekti, hilafetle ezecekti. İslam alemini en az 100 sene hilafetle ezecekti. Şimdi Suud'daki şeriat idaresi gibi. Amerika'nın güdümünde, Amerika'nın ağzına bakan, onun her dediğini yerine getiren bir hilafet kuracaklardı Türkiye'de. Hümeyni nasıl 1979'da Fransa'dan bir uçakla geldi, İran havaalanına indi, ordu idareyi kendisine teslim etti. Aynen onun gibi, aynen onun gibi, tam kopyası olarak 15 Temmuz'da 16 Temmuz sabahı o Amerikan ajanını oradan getireceklerdi uçakla, İstanbul havaalanına indireceklerdi, orada götürüp devletin anahtarını ona teslim edecekti. Onu da halife ilan edeceklerdi. Önceden Kızıl Kemalizme karşı bütün varlığımızda rahatlıkla cihat ederken, bu sefer
karşında ben halifeyim diyen bir adam olacaktı. Nasıl yapacaksan yap. Bizim iddiacı kardeşlerin beyanları, bizi dövüyorlardı, dövüyorlardı, artık yoruluyordu diyor, işkence ediyordu karakolda. Bir arkadaşın çağırıyor, diyor namaz vakti geçti, ben namaza gidiyorum, sen gel devam et. Böyle bir ajanlık, böyle bir alçaklık, böyle bir sistem. Bundan mücadeleyi Allah bize mecbur etmedi. Allah bizi buna mecbur etmedi. Bu çok zordu. Çok zordu bu. Yani adam kelime-i şehadet getiriyor, namaz kılıyor. Ama yılanın sarısı, karası bugüne kadar keşfedilmemiş bir ajanlık teşkilatı. Bunu nasıl mücadele edeceksin? Önceki kafirdi, İslam düşmanıydı, açıktı. Ondan kavga ediyorduk, birbirine çıkarıyor, hapse giriyorduk, müdafaa yapıyorduk. Bunu nasıl yapacaktık biz yani? Bu onun bin beteri kafir, bu onun bin beteri melun, zındık. Ama nasıl da yapacaksın, namazlı? Çok büyük bir felaketten alem-i İslam'ı da Türkiye'yi de Rabbimiz muhafaza etti.